Dördüncü gündeyiz. Hemen takvimlerimizi açalım. Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Yine takvimlerin başında bittim sabah sabah. Aşkım. Bugün dördüncü gündeyiz. Hemen dördüncü günün çikolatasını ve hediyesini açacağız. Bugün hangisinden başlasam ya? Çünkü biraz büyük bir hediye. O yüzden bugün hediyeden başlamak istiyorum. Önce onu göreceğim. Sizi daha yakına aldım ki hediyeyi beraber açalım. Asla geçmiyor bu açarkenki heyecanım. Yine kalbim güm güm atıyor. Ne var acaba? Çok merak ediyorum. Ve hiçbir fikrim yok çünkü çok büyük geliyor şu an dışarıdan hissettiğim kadarıyla. Evet, açıyorum. Bu ne ya? Patates arası. Ay, hiç mavi kupam da yoktu. Bunu ben arkadaşlarıma göstermiştim. Muhtemelen oradan hatırlayıp almışlar. Bu aralar değişik değişik kupalar almak istiyorum çünkü. O açıdan da çok iyi oldu. İyi, mutluyum. Buradan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bunu kim almıştır onu da hemen tahmin edeyim. Bunu bence 3 numaralı arkadaşım aldı. Teşekkür ediyorum ona. Bakalım doğru mu? Ve buna geçiyorum. Ve bu takvime geçiyorum. Bugün kaçıncı gündeydik? Dördüncü gündeyiz. Hemen dördüncü günü buluyorum. Şu. Küçük bir pencere. Hemen açıyorum. Oo. Bu sefer pencereyi güzel açamadım. Bakalım ne çıkacak. Yine bu anomini çıktı. İkinci günde mi bu çıkmıştı? Güzel, boyanayı seviyorum zaten. Yeriz az sonra. Aceleyle iddialarda bulunmak yerine her cümleyi yavaş bir tempoda incelikle dokuyan yazarlar tuhaf bir şekilde Yongju'yu rahatlatıyordu. Çünkü konuşma tarzı saf görünmelerine yol açsa da bu hayatı dikkatlice yaşamanın bir sorun olmadığı düşüncesini uyandırıyordu. Spor yapıyor, çalışıyor, film izliyor, dinleniyordu. Minjun artık bu basit döngünün bir uyum içinde güzelce işlediğini hissetti. Sadece bunlara sahip olarak yaşayabileceğini geçirdi içinden. Ben de artık hayatımın bir düzene oturmasını ve artık o düzene bağlı kalarak ilerlemesini istiyorum. Gerçek bir mesleğim olsun ve hayatım tam olarak rayına otursun ve her günüm bir rutin halinde ilerlesin istiyorum. O yüzden bu hoşuma gitti. Bir insanın bu şekilde mutlu olabilmesi ve hayatımı evet işte bu şekilde geçirebilirim demesi çok hoş bence.
Ay tam yatacaktım. Bugün çikolatasını hala yemediğimi fark ettim. Şimdi onu yiyelim. Ondan sonra bir de cilt bakımı yapıp yatalım. Geçen sefer bu miniyi zor açmıştım. Bak bu sefer kolay. Keşke bu kadar küçük olmasa. Neyse tadını çıkaracağım. Çok güzeldi. Evet, cilt bakımını yaptım. Uyumaya hazırım. Bugünlük bu kadardı. Videoyu burada kapatacağım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.